Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere acısıyla, tatlısıyla, eşkisiyle çok güzel ve salyası asla akmayan bamya yemeği nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Umarım beğenirsiniz. Hemen videoma geçiyorum. Tenceremi ocağımın üzerine koyduktan sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Ve 200 gram dana kıymamız vardı. Orta yağlı, onu da üzerine koyduktan sonra kıymamız suyunu çekene kadar pişiriyorum. Suyu çektikten sonra bir tane iri kuru soğanımız vardı. Onu yemeklik doğradım, içerisine ilave ettim. Ve soğanımın rengi değişene kadar kavuruyorum. Soğanımızın rengi değiştikten sonra 3 diş sarımsağımız vardı. Gerçekten çok güzel lezzet veriyor. Size de tavsiye ederim bu şekilde yapmanızı. 3 diş sarımsağımız vardı. Onu ince ince doğradık. Hemen renkleri dönen, gördüğünüz gibi çok fazla pişirmedik soğanımızı. Renkleri döndü. Hemen sarımsağımızı ilave ettik. Sarımsağımızı koyduktan sonra içerisine şöyle bir iki tur çeviriyorum. Ve 2 tane yeşil biberimiz vardı bu tarifte ve 2 tane de şili biberimiz vardı. Onları da güzel yemek doğradım ve tenceremin içerisine atıyorum. Şöyle 2-3 dakika bu şekilde pişiriyorum. Bir tatlı kaşığı tepeleme domates salçamız vardı. Hemen içerisine koydum tenceremin. Salçamızın kokusu ve rengi çıkana kadar hep beraber bütün malzememizi kavuralım. Evet, salçamız da artık yavaş yavaş kavruldu. Rengi gördüğünüz gibi tek renk aldı tenceremizin içerisindeki bütün malzemeler. Hemen içerisine bir tane iki domatese eş değerde olan dondurulmuş domatesimiz vardı. Onu tenceremin içerisine atıyorum. Eğer sizin böyle bir domatesiniz yoksa 2 tane kabuğunu soyduğunuz ve rendelediğiniz domatesi tencerenizin içerisine ilave edersiniz. Ve 450 gram bamyamız vardı. Onu tenceremin içerisine koydum. Şöyle bir bütün malzememle beraber karıştırıyorum. Ve üzerine toplamda 4 su bardağı su ilave ediyorum. Sıcak su. Sonra bütün malzemelerimizi gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Toplamda 6 kişilik bir yemek çıkıyor. Bakın 450 gram bamyadan 6 kişilik yemek yapıyoruz. Üzerine tuzunu atıyorum. Kaynadıktan sonra ocağımın altını yarıma kısıyorum ve ağzını kapatıp pişiriyorum. Bu esnada bir tane iri limonum vardı. Eğer küçükse bir tane limon sıkabilirsiniz suyunu. Eğer limonunuz çok iri ise atıyorum bir elma kadar limonunuz vardı. Benim gibi yarısını koyabilirsiniz. Ağzını kapatıyorsunuz ve pişiriyorsunuz. Tabi ara ara kontrol ediyorum. Ve kaşık değdirmiyoruz. Değerli takipçilerim, çok böyle hani diğer yemekler gibi kaşığımı içine sallayıp işte altın üstüne getireyim olay yok. Limonu sıktıktan sonra böyle çok minik minik kontrollerimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bamyamız artık pişmeye yaklaştı. Ve suyun neyini gördüğünüz gibi kontrol ediyorum. Asla salyası olmayan güzel lezzetli bir bamya yemeği yapıyoruz. Sarımsak çok yakışıyor. Acı, limon hepsi birbirini tamamlayan bir tarif. Bu şekilde yaparsanız asla pişman olmazsınız. Evet, bamyamız pişti. Ocağımın altını kapattım. Ve kısa sulu bir yemeğimiz, bamya yemeğimiz. Hemen şöyle karıştırıyorum. Tabii ki artık etimizle falan şöyle bir karıştıralım. Ve yine gördüğünüz gibi asla salyasını bırakmadı şimdiye kadar. Hemen servis tabağımın içerisine alıyorum ve tekrardan göstermek istiyorum değerli arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer benim videolarımdan haber almak isterseniz bildirim zilini açmanız, kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Başka içeriklerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. Yapacaklara da şimdiden afiyet olsun.